Evet, Volkancığım selam. Selam. Niye böyle bir konsept yapıyoruz? Biraz ona gireyim ben. Şimdi bu aralar tabii Fenerbahçe'den de Türk futbolundan da çok zevk alamıyorum açıkçası. Şimdi sana da soracağım, sen nasıl hissediyorsun? Ama 2000'li yıllar böyle hep hafızamda daha heyecanlı kalmış benim, özellikle Fenerbahçe için. Bunun tabii birkaç sebebi var. Yani seneler içerisinde futbolda daha böyle bir dejenerasyon oldu, işte siyasileşme falan. O yıllarda da belki vardı ama bu kadar değildi. Ama bir de şöyle bir durum var. 2000'li yılların başında Fenerbahçe'nin aslında öncesine dönersek bayağı başarısız bir dönemiydi. İşte bir 88-89 3 gollü şampiyonluk var. Sonrasında 95-96 yine Pereira döneminin bir şampiyonluğu var. Sonrasında da zaten 4 yıllık Galatasaray'ın üst üste İşte şampiyon olduğu Fatih Terimli dönemden sonra aslında 2000-2001 yılı ile birlikte tam Fenerbahçe'nin bir çıkış yakaladığı bir dönemdi. Benim de açıkçası hem bilinçli hem de böyle yoğun tutkulu takip ettiğim bir dönemdi. Tabii çocukken de çok takip ediyorduk. O zaman daha çok böyle duygusal ağırlıklıydı. Bu arada bir yandan şu şeyi de başlatayım. Böyle arkadan hafif hafif ses versin, çok boş oldu. Meşhur Antep maçı. Evet, onu yapacağız bugün. Tabii çocukken böyle daha duygusal, yani işte takım İkinci kazansın, Reysel işte Rıza kaybedince Karaman Beşiktaş ağlamalar, Barış işte Alper bir dönem Kırklareli gitmek Sinan bilmeyen Yıldırım Beşiktaş Sinan Yıldırım mağlubiyetleri, Dindar sürekli Özkan böyle son Vay dakikada Vay gol Vay Vay yemeler Evet filan. Ama Özkan tam Vücudu 2000'lerin Şaşırmaz başı biraz daha Yıldırım benim işte Sinan üniversitede Yıldırım filan başladığım, hem Dindar bilinçli hem tutkulu takip Özkan ettiğim dönemdi. Dindar Fenerbahçe'nin Özkan çıkış Sinan yakaladığı Yıldırım Sinan dönemdi. Seyirci Yani o Hasan dönemler Özer benim hafızamda Dindar'ı çok vuruştu böyle hoş kalmış. O İkinci yüzden yarının böyle bir seri yapmak istiyorum seninle. başında O dönemleri itibaren biraz muhabbet tribünler üzerinden Gündüz Erol işleyelim. Sarı'nın illi Futbolcuları civarında konuşalım. Rafael Maçları Hakemin konuşalım Atatürk'ü istiyorum. Erich Evet, Yakimovic top Şakan sende. Kaleye top dışarıda. Evet dediğin gibi yani o Kaan Kurtulmuş dönemlerde Şenol şöyle Güneş'i kat bir üzere şey vardı yani indirdi. hepimiz İsmail daha Kırklareli fanatiktik Şenol herhalde Güneş bilmiyorum. golü. Okula gidişin, okuldan çıkışın her şeyine etkileniyordu yani. Fenerbahçe'nin Sinan Tosun'un aldığı kendisi skora sıfır göre golle önde hayatını liderken yönlendiriyordun yani o Erol dönemlerde. Hoca'nın Şimdi o kurtarma geçti biraz. kısa Muhtemelen de oldu. bu siyasi ortam Serhat nedeniyle Lendl oldu ve hani ben Lendl sosyal önden medyanın da Serhat etken olduğunu Bensiro düşünüyorum. Serhat Çünkü her şeyin Serdar kontrolden çıktığını görüyoruz. Yani insanlar yorumu sadece ak ve kara olarak yapıyorlar. Yani hiçbir maçın hiç geneline bakmıyorlar bile. Daha demin Beşiktaş maçına bakıyordum mesela. Hani herhangi bir pozisyon 3 gün boyunca mesela tartışılacak Beşiktaş'la alakalı. Beşiktaş yendi. Fenerbahçeliler ve Galatasaraylılar hakem sayesinde yendi diyecek. Ertesi gün aynısı diğerleri için olacak. Yani ve bu geçmiyor. Ve yani sosyal medyanın da etkisi burada çok fazla diye düşünüyorum. Mesela şimdi Evet, çok kısa bir örnekle araya gireyim. Amerika'nın Ali vuruşu Palabıyık'ın Atasar. mesela ekşi sözlüğe giriyorsun. %30'u Beşiktaş'ın işte paralı askeri diyor. %30'u Fenerbahçe'nin adamı diyor. İşte %30'u Galatasaray'ın tetikçisi Anderson. diyor filan. Yani hakikaten inanılmaz bir akıl tutulması var. Yani kimse de demiyor ki arkadaş, yani her takım diğer rakibi ne tuttuğunu savunmuş. Yani demek ki bu Uçuk'un adam müdahalesi. normal maç yönetiyor yani. Hakikaten o Ya olaylar çok adamlar enteresan. bıraktılar artık yani şeyi bıraktık yani herkes bıraktı yani tamamıyla objektiflik hani zaten olmasın Şeyh belki Murat yani Özaz fanatizmde objektiflik Sami beklemiyoruz ama Yıldırım bu belki de çok yine ayrı bir Mehmet seviyeye Ağar geldi topu bence. kullanadı. Yani Evet. Mehmet maç Ağar izlenmez hale geldi, yorum Mustafa yapılmaz hale geldi Kutsal ve ben hakikaten Ekip Saldırı soğudum Türk Fenerbahçe futbolundan sahasında ama işte Kalkan Bayrak fantezi Koşu futbol Onsay merakım nedeniyle falan izliyorum. Sırf o yüzden ama hani artık o eski şeyim gitti yani. Şu arkadaşlığın maçtaki mesela heyecanım olmuyor hiçbir. biraz da ayak golfüne falan doğru kaçışlar değil mi? Aynen. İşte değişik değişik hobiler bulma Ama yani kafasındayız. hakem konusunda gerçi şey yapabiliriz, bir parantez Lazetic. açabiliriz. Yani hakem Lazetic konusu orta ben sahada. kendimi bildim bileli böyle aslında Türkiye'de. Atakan Mutlaka farklı boyutlar kazanmıştır ama yani Rebi kendimi bildim Vural'ın bileli kanayan bir yaradır açıkçası hakem dolayı Türk futbolunda. Ya da böyle vuruşu. tezgahlar, işte Ceza bu sene yönünde. şunu şampiyon yapacaklar, o sene bunu yapacaklar, işte doğradılar bilmem neler, işte Dün Erman Toroğlu, Hücum eski İltifatı hakemlerin Çelebi. de Fenerbahçe bu sahasında yozlaşmada tabii ilk çok kez katkıları Vural'ın. vardır. Her türlü böyle Aziz hileyi, Yıldırım hurdayı, Fenerbahçe hakemin ne gibi Belediye numaralar Başkanı. yapabileceğini hepsini böyle güzel Lazetic güzel Hücum anlattılar. karşısında Herkesin Lazetic. kafasına soktular. Dolayısıyla bizdeki hakem imajı şey, Zerhal. işte eyyamcı.
bugün bunu yapar, onu yapar, işte kafasında bir pozisyon kalır, tak işte o pozisyonun diyetini başka bir pozisyonda ödetir falan. Bu şekilde şeyler kaldı. Onun dışında bilmiyorum, hani belki de sadece nostalji bizi buraya götürüyor yani. Belki de aslında çok da bir fark yok ama biz şey zannediyoruz yani. O dönemki heyecanımız bize o nostaljik havayla birlikte o yıllar daha güzeldi ya filan dedirtiyor ama. Bilmiyorum, belki gençlikle alakalı olabilir yani, ama belki de gerçekten bu bozulan düzenden dolayı olabilir. Yani o hakem baskı altına almak o zaman da vardı tabii ki de, ama mesela bence o zaman yabancı futbolcular farkında değildi bunu. Şimdi yabancı futbolcu da daha adam geliyor, ikinci hafta başlıyor hakeme etkisi altına almaya. Atıyorum böyle korner çizgisinin orada filan sırtı dönükken hemen kendini yere bırakıyor mesela. Çünkü çalacak orada hakem. Yani başka liglerde yapamayacağı şeyi hemen yapıyor. İşin kolayına kaçıyor. İnsanoğlu olduğu için. Hani yabancı da olsa bir şey değişmiyor. Zaten bakıyor çevresindeki bütün Türk futbolcular öyle. Kenarda hocalar öyle. Yani şeye dikkat ettim mesela. Bu kadar çok sarı kart gören hoca olabilir mi? Hocalara sarı kart kuralı getirdiler. Mudika var biliyorsun. Antep'ten şimdi Rize'ye geçti. Adam 4 sarı karttan cezalı duruma düştü falan yani. Yakında diğer hocalar da düşecek. Sergen, işte atıyorum Fatih Terim, belki Erol. Yani hani artık buna bir dur denecek mi denmeyecek tabii ki de. Böyle devam edecek. Ama Fatih işte Terim, Fatih Terim şey diyordu ya bir ara, dördüncü hakemler dördüncü hakem değil, kulübe bekçisi falan diye böyle bir şey yapıyordu, atarlanıyordu yani. Kendi tabii bir pozisyon vardı ya, alıp böyle topu yere çalmıştı falan. Aynen aynen. Sonra da demişti ki ben kendi oyuncuma kızdım aslında falan diye. Ya bir de şey var şimdi, dikkat ediyor musun bilmiyorum. Ses geldiği için, seyircisi olduğu için maçta durmadan duyuluyor da bunların dedikleri. Kenardan nasıl baskı altına aldıklarını görebiliyorsun yani. Evet evet, şey düşünüyorum ya, hani şimdi yabancı sayısı da şey ya, sınırsız ya, hani belli bir şey var, belli bir kalite var yani şeyde. Ben mesela şunu düşünmeye başladım, seyirci olmadığı için ve bir şekilde de kanıksandı ya bu, hani bir maç ceza aldığın zaman çok tuhaf oluyor ama şimdi neredeyse bir yıldır işte seyircisiz oynamaya alıştı yani takımlar. Aslında hani o senin az önce dediğin işte kendini yere atma, seyirciye oynama falan gibi şeyler azalıp belki de biraz böyle insan, oyuncular kafalarını futbola veriyor olabilirler. Geçen Mehmet Demirkol'u dinliyordum. Ben mesela diyordu son haftalarda izlediğim maçlardan bayağı keyif alıyorum. Yani her hafta diyordu bir iki tane böyle kaliteli maç izliyorum ve çok keyifli oluyor diyordu. Ben de şeyi düşündüm yani, belki de seyircisiz oynanmasının etkisi vardır yani bunda. Ya olabilir tabii ama yani ben hakemler konusunda mesela onun çok şey olduğunu düşünmüyorum. Yani hakemler, adam seyircisiz maçta da etki altında kalıyor yani. Yani bunda full sorumlu hakem değil tabii ki de yani. Futbolcular ve teknik ekibin de acayip baskısı yani, değişmiyor o. Yani seyirci gidiyor, bu sefer onların baskısı oluyor. Bu yöneticiler bağırıyor falan. Ama dediğin gibi güzel maçlar oluyor. Geçen hafta seninle konuşmuştuk galiba. Çaykur Rize Gençler Birliği maçı vardı. Hani oturup izlemezsin şartlarda. Yani gerçekten Premier Lig maçından güzel oldu. 1-1 bitti. Orada pozisyon, burada pozisyon. Böyle güzel maçlar aradan çıkıyor yani. Biraz da evde olmanın verdiği şeyle bakıyorsun falan yani hani. Yapacak çok bir şey de olmayınca. Güzel şeyler de oluyor tabii. Evet, biraz da maça dönelim istersen. İkinci yarı açtın galiba değil mi? Evet evet, direkt ikinci yarı. Bu işte kaçıncı hafta tam bilmiyorum ama herhalde yani ikinci yarı olması lazım. Bu 30 galiba. 30 olması lazım. Bundan 30 ya da 29 filan. Yani son 5 hafta filan. Vallahi bunu direkt hatırladıysan helal olsun yani. Evet evet, çünkü hatta bundan sonra şey var işte. Bundan sonraki iç saha maçı Galatasaray'la olan maç olmalı. 2-1. Yani Ali Güneş'le üst üste şey olmuş o zaman ya. Acayip heyecanlı ve nefes kesen maçlar üst üste gelmiş yani. Burada bir de Antep'in de şeyi vardı bu arada. Biliyorsun, şansı. Hatta galiba bu maçı kazansa eşit mi oluyordu puanlar? Puan farkı 3'e mi iniyordu? Yani otaya giriyorlardı. Değil mi? Kadro da güzeldi Antep'in ama ya. Bizim kadro ne alemde? Kenneth Anderson var. Acaba bu sakatlandıktan sonra mı? Ya yok, bir ara oynamıyor sanırım. Sene sonra mı sakatlanmıştı? Sonra tekrar sakatlanıyor galiba bu maçtan. Ben mesela şey maçı da hatırlamıyorum. Galatasaray maçında mı sakatlanmıştı?
Tekrar bilmiyorum ama o maçta yoktu galiba. Ali Güneş'i falan geriye yakın oynatmıştı falan. Bir şeyler yapmıştı. Şeyde değil mi ya? Tam şampiyonluk maçında sanki böyle şey beige bir takım elbiseyle şampiyonluk maçında böyle seviniyordu. O maçlarda hiç yoktu yani. Ama Kenneth Anderson da herhalde şey yani Fenerbahçe'nin santrafor tarihçesinde özel bir yeri vardır yani. Ben bunu biraz şeye benzetiyorum. Onun böyle bu sezon ikişer ikişer atıyordu ya içerideki maçlarda. Zaten ilk haftalarda hep böyle 4-5 oluyordu. Hani Galatasaray'ın şu an yaptığı gibi diyebiliriz aslında. Bu arada bak 4 oluyormuş. Evet evet. Üstün. Fatih Tekke. Fatih Tekke de i̇şte, muazzam santraforu ya. Çok yetenekli yani. İlk topçuydu ya. Bir golü var onun. Şey 3-1 yendiğimiz maç galiba. 2500. Kafayla mı? Aynen kafayla böyle sürttürerek inanılmazdı yani. O sene yani hakikaten inanılmaz bir kadro var. Mustafa Denizli'nin böyle müthiş bir hücumcu kadrosu var işte. Baliç, Rapaiç, Revivo, Anderson, Serhat, Serhat, Yusuf. Ve hepsi aynı anda sahada yani. Ya zaten ben hani hatırladığım kadarıyla bu Anderson'suz kadronun şeyi yok. Yani santraforu aslında yok gibi bir şey oluyordu. Herkes giriyordu araya. Revivo, Rapaiç, Serhat. Evet, herkes dolanıyor. Statik biri yoktu. Baliç arada. Evet evet. Anderson tabii pivot santraforu oynuyordu ve şey müthiş o hepsiyle böyle alıp verme ve oyunun içindeydi hep yani böyle nokta santrafor gibi hani gelsin atayım değil de bir sonraki programlarda böyle goller üzerinden de gideriz yani acayip böyle asistli golleri var. Gaziantep'te de kalede Barthez Ömer. Ya bir insan hani bu kadar tamam özenirsin arkadaş da o kısa kollu şey giymeler böyle kel kafa filan. İşte penaltı sırasında şöyle elleri mi açıyordu bir şeyler yapıyordu. Evet evet. Barthez yapıyor muydu onu bilmiyorum ama onu eğer yapmıyorsa. Şemsiye atıyorlar durmadan. Açıyordu filan şemsiye. Gambolik bir. 2001'de hala Uçe var ve Deniz Uygar olarak varsa. Of çok iyi. Ve bu sezon 3-4 golü var böyle kritik maçlarda diye hatırlıyorum. Şu anda Serhat var, Yusuf var, Kenneth Anderson var, Revivo var, Rapaiç de var galiba tabii. Lazetic var. Rapaiç burada ikinci yarı giriyor. Hatırlıyor musun bilmiyorum da. 3-0'dan sonra giriyor. Mesela ilginç bir şekilde. Hatta şey olayı vardı. Ne kadar doğru ne kadar yanlış bilmiyorum da Baliç'in devrede gittiği falan oyundan alınca stadı terk ettiği taksiyle falan gibi şeyler çıkmıştı bak şimdi geldi aklıma. Ha doğrudur vallahi ya. Azıcık açtık sesini ya. Maçın havasına girildi. Mesela acaba niye Rapaiç ilk 11 değildi? Abi çok fazla şey var ya. Hücum oyuncusu var işte yani hangi birini şey yapacaksın? Çok orta saha yani özellikli de değil. Bunların hepsi forvet abi. Hani santraforla forvet arasında fark var ya. Yani santrafor demek ileri uçta oynuyor. Forvet'te gole yakın oynayan. Hani orta saha ve şey arası oynayan ama hep gole yakın yani. Bir şey var. O dönemdeki Anadolu takımları da tabii daha zayıf olmasından dolayı herhalde. Ya da futbolun daha yani daha durağan oynanmasından dolayı olabilir. Ya bu kadar adamı kaldırabiliyordu hücum. Yani orta saha aslında neredeyse tutacak adam yok gibi. Johnson da yok şu anda. Kim oynuyor aslında ortada? O gün az önce gözüktü şeydeydi. Johnson'la o kenardalardı değil mi? Artık cezalılar oyundan çıktılar. İşte Johnson da olmayınca ortada işte Yusuf var sanırım. Gerisi şey. Johnson da tam şey değil mi ya? Şimdi bu 2000'lerde daha bu ön libero çılgınlığı tam başlamamıştı değil mi? Ön libero'nun aşırı önemi. O Hakan Bayraktar da sonra Fenerbahçe'de oynadı. Geldi. Bir de Erhan da var sol bek. O da geldi. Hatırlarsın. Erhan Albayrak, Hakan Bayraktar. Evet evet. O da sol bek şu anda. Hatta Mert Korkmaz'ı da gördüm orada. Kadrosu da iyiydi Antep'in yalnız ha. Evet evet. Maxim Romaşenko falan vardı bunlar. O biliyor mu bilmiyorum da. Solak. Johnson o şeylerin ilk örneklerinden yani tamamen defansif ağırlıklı ön libero denen işte o çapanın tam ilk örneklerinden diye hatırlıyorum değil mi Johnson? Kemalettin'den sonra diyeyim. Ha Kemalettin tabii evet evet. Belki de bu konsepti Fenerbahçe getirdi dünya futboluna yani.
Ben CM96 oynardım. Orada Anchor, Anchor diye geçerdi. Tam Çapa. Böyle Çapa ha, ya da Çipa artık neyse. Mehmet Demirkol'un çok sevdiği Çapa lafı. Evet, evet. Ama çok mantıklı ya. Hani bir pozisyona bu kadar güzel isim bulunur yani. Hala aslında Çapa'ların yeri bence devam ediyor yani. Evet. Biraz daha hücuma yönelik gibi oldu. Mesela Taylan Galatasaray'da şu an öyle. Onların tabii evet biraz daha böyle dripling falan yapan hızlı. Mesela Emre Belezoğlu da aslında Çapa oynamıştır yani kariyeri boyunca. Hani direkt orta saha gibi özellikle ama Çapa'da oynamıştır yani. Tugay da mesela şeydir, iyi bir örnektir. Ya işte oradaki adamın biraz da özelliğine bağlı tabii. Şimdi Johnson'ı koyduğun zaman sert işte sarı kartı garanti bir adam ama Emre'yi Tugay'ı koyunca daha böyle hani daha kadife futbol zekası. Emre'de kırmızı kart garanti gerçi ama başka sebepler. Bu arada hala gol olmadı. Burada ilk goller geç oluyor. 60'tan sonra falan başlıyor. O kaleci rüştü. Ki ya farkındaysan hiç bir umut da yok yani. Demin bir kere top ama geldi sadece. Şöyle bir şey var. Başta mesela şey oluyor. 3-0 olmasına rağmen yanlış hatırlamıyorsam devre arasında taraftar şeyi çağırıyor. Takımı yanına çağırıyor. Korkunç bir tezahürat yapıyor. Kantra yapılırken de yine inanılmaz bir tezahüratla başladı. Yani müthiş ateşli aslında şu anda. Yani zaten bir gol, bir golü bekliyor seyirci de takım da. Böyle bir gol olsun. Üzerine coşacaklar. Serhat sola çık gibi oynuyor. Murat Ilgaz. Ya şu an işte ona bakıyorum da Serhat şimdi ortada şey var. Göz göze geldi. İşte Tufla Revivo gibi oldu. Mert Meriç var. O sol bek. Yok Abdullah sol bek. O stoper Abdullah Mert Meriç zaten. Birkoviç var mı? Birkoviç herhalde sakat ya da cezalı. Mert Meriç de Uçe. Sağ bek Ali Güneş mi acaba? Lazetic sağ bek oynuyor olabilir mi hani şeyden? Kenan Altın saat. He, evet. İşte doğru. Baksana şu Lazetic sanki en yakın olan. Yusuf'un pası hata. Lazetic de enteresan oyuncuydu ya. Tam böyle şey. Çok severdim ben de. Pır. Ama şey böyle yine çok zor işleri yapıp çok acayip dribbler yapıp böyle yanındaki adama pas veremeyen filan şeyleri vardı. Evet, kontrolsüz bir gücü vardı ama çok faydalı adam. Gol de atardı. Üçlü de geri pasını hiç sevmezdi hatırlar mısın? Tacamaca vuruyor. Dakika 63. Ya Rüştü için ayrı bir program yapılır zaten yani şeyle. Evet. İngiltere maçıyla başlayıp. Belli başlı golleri falan. Ya da belli başlı maçları. Aha gol. Melih Gümüşbıçak galiba değil mi bu şey? Aynen. 18 dakika geçmiş bak hiç. Hızlı. Ve Fenerbahçe şimdi farkı 2'ye indirdi. Evet. Ya bir sakinlik de var mesela ilginç yani. Biraz ses kısık ondan o bence ya. Baksana şurada direkt şey ya. Yok şey için dedim ben oyuncular için. Yani oyuncular da çok 1-2 saçma sapan hareket oldu yani. Evet. Ama şimdi 3-0 olunca tabii yani 1-0 2-0'da daha gergin oluyorsun da şimdi 3-0'da farklı bir psikolojide oluyorsun. Yani olursa olur hani bir şey olursa harala gürele zaten şey bir anda kopacak yani belli. Hani o yüzden şey oluyor bizim Pazar Ligi'nde sosyologlar maçımız gibi. Buradan gelmiştik yani tartışmalı el pozisyonu. 0 oldu mu o maç ya? Olmadı galiba. 2-0 oldu, 3-1 oldu. 4-1 mi oldu sonra? 4-1'den 5-4 oldu sanırım. Yani. Ha 4-1 oldu. Ramazan karşıladı. Mesela Rapaic, Revivo bunlar nerede oynuyor mevki olarak hiç belli değil bence. Ya tamamıyla karıştırmış yani ortalığı. Hele Lazetic de olmayınca şimdi orta sahada. Evet. Johnson, Manson. O gün de bu arada bayağı şey oynardı. Orta saha oynardı yani. Çok aslında modern futbolun o zamanlar uygulamış gibi Mustafa Deniz'de şimdi. Evet. Hani daha böyle pozisyonsuz oynanıyor ya bazı anlarda. Mesela özellikle Beşiktaş çok yapıyor. Mesela şey de ilginç bence. Bu kadar çok böyle forvet oyuncusu yani
tam bir mevkisi olmayan, şimdi pek öyle oyuncular yok ya, tam mevkisi olmayan. Mesela Revivo'nun santrafora koysam Revivo'yu olmaz yani. O tam orta sahanın ortasına da koyamazsın. Hani net bir forvet adam yani. Şimdi net nereye koyarsın Revivo'yu? Şimdi mi? İşte açığa maçığa da koyamazsın yani. Yani koyarsın koymasın aslında. Ya her yere koyarsın ya hiçbir yere koyamazsın gibi bir adam yani. Ya aslında bak Pelkas'a benziyor bence biraz. Şimdi hani şimdi 10 numaraya da koyuyorsun ama tam bazen olmuyor. Ona da koydum. Çok iyi benzettin ya bence. Tam hakikaten Pelkas'ta da aynı hissi alıyorum yani. Adam şey. Ama onsuz da olmuyor filan. Evet, çiziyor evet. Maçları. Tekniği yüksek. Pırpır ama böyle şey değil yani. Hani alıp kanattan götürecek bir sürati de yok. Trevivo da öyleydi. Mesela Rapaic biraz daha şey. Ya gerçi onu da bak kanada koyamazsın düşününce yani onu da hızı değil ama ya 4-4-2'nin solunda iyi oynar. Evet. Ama burada sanırım daha santrafora yakın oynatıyor şeye Anderson'a. Ferhat da böyle sağ santrafor olarak çok oynadı mesela ilginç. Onun da mesela kanat becerileri çok fazla değildi ama bir şekilde süratiyle ve böyle hücum becerileriyle işi götürüyordu. Şeye bak. Ya Ferhat yani. Da öyle aslında böyle şu takıma bakınca çok güvenilecek adam bulamıyorsun yani rahat. Yani şöyle hani kesin bundan bunu alırım diyeceğin bir adam yok yani. Ama bir şekilde her maç birisi çıkıp çözüyordu yani. Ya bir de bu özellikle takım bir paslaşmaya başladı mı? İşte daha önce de konuştuk hani şey. O dönemki savunmalar hani Anadolu takımları özellikle. Yani şimdi gitgide şey gelişti tabii. Taktik disiplin, defans, savunma disiplini, işte alan kaybetmeme vesaire. Sanki gol olacak gibi. Aynen. Rapaic mi atan? Rapaic. Bu arada iki gol de adamların asistiyle geldi fark ettim. Aynen ve bak demin dediğim gibi yerleşme pek olmadığı için nasıl pozisyon kaybediyorlar. Dört kişi bir topa falan atlıyor yani. Evet, bu kadar hücum oyuncuları böyle bir paslaşmaya başladılar mı, biraz böyle organize top çevirmeye başladılar mı, her türlü golü buluyorlar. Yani 9 tane Antep'ti var şurada mesela. Evet. Ama yerleşime bak, hepsi aynı yuvarlağın içerisinde. Evet, yerleşim kötü. Ama ıska ile gidiyor. 60 kaç? Bu sıra şeyde yazıyorlar galiba. İlk yarı, ikinci yarı diye. 67. dakika olmuşlar. Bayağı yalnız tansiyon arttı maçın. Yusuf'un ceza sahası dışından golü var mı ya? Ben zannetmiyorum. Zaten şut da çekiyor. Rüştü'ye bak. Yine... Rüştü çok riskli. Zaten ceza sahası dışında şutu da yok bence. Ben hiç hatırlamıyorum. Bak, bu arada Celal Doğan Antep'in başkanın elinde sigarası. Fenerbahçe kongre üyesi. Bağlamış işte maçı ya. Bak iki golde şey adamların hediyesi yani. Tabii tabii. Aziz Yıldırım'ın tabii şimdi ilk şampiyonluğu olacak değil mi? O bu sene. Evet, daha saçlar beyazlamamış. Bu Hasan Özer Galatasaray'da mı oynamıştı? Hangi takımda oynamıştı? Trabzon'da. Trabzon. Trabzon'da oynadı hatırlıyorum. Her maç gol atardı ha Fenerbahçe bu Hasan Özer. Fenerbahçe her maç gol atan oyuncular diye de bir şey var yani gerçekten Umut Bulut gibi. Bir hep aynı tarzdan. Doğru doğru. Hala yeteneksiz... da gol atıyor değil mi böyle 20 yıl geçmiş falan hala Fenerbahçe'ye gol atıyor. Yeteneksiz mücadeleci ve Fenerbahçe'ye gol atan Sinan Kaloğlu vardı hatırlarsın. 6 ayda falan oynamıştı. Tabii tabii tabii. Her maç gol atıyordu da. Fenerbahçe'ye. İki takımda düzensiz. Şimdi mesela yadırgıyorsun Serhat... biraz yani şu anki futbola bakınca. Yine de şey var abi işte bu kadar çok böyle becerikli ve hücum oyuncusu olduğu zaman da mesela bir hapsettiğin zaman örneğin bir şeyler üretiyorsun yani. Mesela son yıllarda Fener'de çok gördüğüm bir şey hani böyle hapsedip efektif bir şeyler yapamıyorlar yani. O biraz şey yani deminki konu yine yani rakip takımlar da artık yerleşimi biraz daha becermeye başlayınca artık yani teknik taktik biraz ona yöneldi. O kadar kolay olmuyor hiçbir şey yani baskıyı kurabilmek. Bir tane hani, mesela topu kapınca ayağa çıkıp hızlı şekilde
hücuma çıkabiliyorlar. Mesela şu an Antep'in daha iki kere falan gelemedi yani. Bir üstünün çalımı var, bir de bir pozisyon daha var. Onun dışında hiçbir türlü çıkamıyorlar ileriye. Bak alıyor mesela topu. Faal oldu da hani iki pas yapıp da şöyle oyunu kanattan kanada açayım, yönünü değiştireyim topu falan olmuyor. O da tabii büyük takım işine geliyor. İyi ki şey yapmamış ha hakem. Erkenden çalmamış. Bu arada Fenerbahçe'ye sürekli gol atan oyuncular demişken bir de şey, Fenerbahçe'nin kendine gol atan oyuncuyu transfer etme hastalığı da vardır ya. Tabii tabii kesin. Kaç tane ilk akla gelenleri sayalım. İlker Yağcıoğlu'dan başlar yani. Yav Preko. Cansu da atmıştı Antep'teyken. Atmıştır. Hatta bir sene acayipti ya. Aykut Kocaman zamanı mıydı? Böyle 5-6 oyuncu aldılar. Neredeyse hepsi o sene Fener'e gol atmıştı. İşte Sezer. Ya Orhan Akat. Şey Orhan Ak, pardon şey. Sezer vardı değil mi? Sezer. İlhan Eker vardı. Bak şey Hacettepe'den mi ne almıştı? O da attı değil mi? Bir de adam sınırlar yani. Muhtemelen o sezon bir gol falan atmıştı. Orhan mıydı? Onu unuttum şimdi. Hatırlarsın belki. Onun da bir golü vardı. Evet evet Orhan. Aykut Kocaman zaman gelmişti. Sezer'in soyadı neydi ya Beşiktaş'ta? Orhan Şam. Heh. Ha Orhan Şam da attı. Bir de daha sonra da Bienvenue'yu aldılar en son. O da atmıştı Young Boys derken. O da Young Boys evet. Ya belki de scouting'de ne kadar başarısız olduğunuzu gösteren. Şey, tek bir parametre var yani. Hani adam Fener'e gol atıyorsa iyi. Bu arada Mirkoviç'i gördüm demin. Mirkoviç oynuyor. Ne Mirkoviç'ti o? Mirko Mirkoviç de Zoran Mirkoviç'ti galiba. Mirko Mirkoviç Mert Meriç oldu galiba. Zoran Mirkoviç'ti işte. Şu an kadroya bakıyorum da. Yok var var. Mirkoviç var. Şu an tansiyon acayip şey yüksek ha. Bayağı dampın oynuyorlar yani. Ya sanırım 3-5-2 oynuyoruz işte. Şimdi oturdu taşlar. Mirkoviç, Mert Meriç Uçe, Abdullah solda, Lazetic sağda. Ha 3-5-2. Olabilir. De oldu işte. O zaman tabii şey, ortada bir tık daha şey olabiliyorsun yani. Evet evet ben de gördüm. Şimdi 6 numara Mirkoviç diye gördüm. Şu an gol gelecek galiba. Ne kadar yumuşak atması ya. Deniz Uygar. Ya Uçe de ne oyuncuydu ama ya. Nijerya'ya giderdi gelmezdi 20 gün falan ama muazzam oyuncuydu yani. Ebru Gündeş. Ayağı kırıldığındaki. Kollu. Sakız çiğnerken. İyi çağırması. Evet, evet. Bir de yani Uçe'nin acayip bir şeyi vardı ya. Geçirmezdi mesela. Ben Uçe'yi böyle basıp geçen adam hatırlamıyorum yani. Öyle kolay kolay. Hani öyle bir yerde durulur ve fiziğini öyle doğru zamanda kullanırdı ki sürati de fena değil Uçer'in ha yani. Böyle bir iki şimdi yine bir sonraki programlarda görürüz. Bu sene bayağı gol atıyor Uçer. Bayağı böyle ceza sahası içinde filan hızlanıp böyle kaleciyle karşı karşıya bitirdiği pozisyonlar var. Acayip şeyler oluyor. Ya Uçer'in pozisyon alması gerçekten çok şeydi yani. Hani belki bu da orada hani yani çok maksimum seviyede bir yer tutuşu vardı. Pozisyon heyecanlıymış. Antep sanki 3-3'ten sonra biraz bir pası verse direkt karşı karşıya yani bir önceki pozisyonda verse santrafor karşı karşıya kalacak. O zamandan bugüne değişmeyen Türk futbolunda şey pas zamanlamasını başaramama hastalığı. İşte futbolcuların topu ayağında gereğinden fazla tutması. Tek top oynayamama, topu böyle iki kere dürtmeden pas verememe. Sakıp Özberk de görünce şimdi Antep'le özdeşleşmiş bir hoca. Tabi Ziya Doğan'la Ayman'ı da anmadan olmaz. Bir şey vardı.
Ziya Doğan ve 7 ön liberolar diye bir şey var. Her takıma götürürdü ya. Aynen. Müthiş bir maç. Toplu ortaya verdi bu kalede. Erhan ortaya çeviriyor. Son anda Abdullah. Doğru. Tam şey ya. Top bir o kalede bir bu kalede sayın seyirciler maçı var. Yani işte bak deminki konu yani hiçbir düzen yok aslında bakarsan. Yani Fenerbahçe'de de yok. Antep'te de yok yani. Ama bu maçın tabii ekstra bir durumu var yani. Maç şey o sene işte Fenerbahçe bütün iç saha maçlarını kazanmıştı. Ve tabii bu maça kadar da doğal olarak kazanmış. Şampiyonluğa gidiyor. İşte en son 95-96'da şampiyon olunmuş falan. Şu anda acayip bir tabii tansiyon var. Onun da etkisi var ve ilk yarıda 3-0 yenik kapatmış falan. Yani o biraz herhalde doğal yani bir şey olması. Ya biraz kör dövüş gibi oluyor yani. Yine de şey var ya mesela bak hiç şey yok yani takımda Fenerbahçe'de. Hani böyle ayağında top tutamayacak böyle yani top mesela güvenemeyeceğin ulan kaptırır mı falan diyeceğin adam yok yani. Abdullah desen şey Mirkoviç de Mert Meriç de gayet ayağına hakim. İşte Serhat belki yani hani Serhat geveler. Yükselmiş. Yetenekli oyuncu olunca tabii bir türlü çözebiliyorsun. O zaman da aynı. Lazetic de hani beklenmedik şeyler yapıyor ama temelde tekniği iyiydi yani Lazetic'in de. 3-5-2 kaldı mı ya? Juventus falan 3-5-2 oynuyordu bir ara. Ya Gaziantep oynuyordu işte şimdi. Şimdi Dika'yla. O da şimdi kovulunca herhalde kalmadı ama Juventus hala oynuyor bazen. Onici, Chiellini, Merih. Yani çok şey geliyor yani aşırı asimetrik yani. Çok çok dengesiz yani. Hani 3-4-3 falan oyna bari. 3 illa 3 savunmayla. Ya 3-5-2 bilmiyorum sen oynadın mı hiç oynarken. Ben oynamıştım da 3-5-2'nin solunda yani o kanatlardaki adamların gerçekten yani ciğersiz olması lazım ve evet. Yani o yani akıl kârı bir şey değil yani. Belki de 3-5-2 oynanmamasının sebebi bile olabilir yani. Çünkü her savunma anında geri dönmek zorundasın. Hücumda çıkmak zorundasın ve yani o alanı tek başına yani hiçbir türlü destek de alamıyorsun kimseden. Bunu hatırlamıyordum. Bak bu arada düştüğüm de yani karşı karşıya da gördüğüm en iyi kaleci herhalde ya. Hiç. Yan topu ne kadar zaaf. Zayıfsa. Oo. Karşı karşıya da hiç ya inanılmaz. Bak bak şu sürate bak. Sol bomboş şimdi güzel gördü. Serhat ya. Serhat yani şurada bak yanlış topa, tercih geldi. Şu yanlış tercihten önce yani topa o kadar böyle aritmik dokunuyor ki yani herif. Hani şey topa ya kısa kısa dokunursun ya böyle bir planlı dokunursun. Adamın topa 3 kere dokundu mesela hani üçünün de birbiriyle alakası yok ve tamamen şey doğaçlama yapılan dokunuşlar yani hani topu pas atarımdan önceki hazırlık dokunuşu değil şut atarımdan önceki değil o yüzden saçma sapan şut çıkartıyor işte. Öyle oyuncu çok var ya yine bu geçmiş şeyleri konuşurken çok karşımıza çıkacak yani. Gol geliyor sana. Evet. Abi adam şey gibi yıktı ya böyle hani ne bileyim labut gibi filan yıka yıka geçti ya. Şurada sarılı bir arkadaş vardı heh aynen. Kendini kaybeden. Kel değil mi? Heh bu işte. Baksana ya tam bir kör dövüşü var. Bak bak nasıl kayıyor. Şurada Abdullah mesela acaba. Bağlan. Bak şurada bir oyuncu yıkıldı bak. İki oyuncu yıkıldı. Ama yani vuruştaki özgüven inanılmaz ya. Ya adam zaten hatırlarsın bu sezonda yani geldi. İlk çıktığı maçta oyuna girdi 55'te. 60'ta mı 61'de öyle bir şey ilk topa dokunduğunda frikikten gol atmıştı. Hatırlarsın Rize evet, maçıydı evet, galiba. Evet. Evet. Bir de çok fazla şeyi de var. Direkten dönüp tamamlayarak gol olan işte başka bir oyuncu tamamladığı acayip sayıda golü şey var. Fantastik bir adam ya ve şey geldiğinde mutsuzmuş filan diye şeyler vardı dedikodular hatta
Bunda ne kadar doğru bilmiyoruz tabii ama Aziz Yıldırım çağırmış onu odasına bir gün. Yak bir sigara demiş. Özel hayatında sigara içen biri olduğu için. De o. Oradan sonra inanılmaz bir sezon geçiriyor yani. 10 gol, 21 asist mi? Ve yani aslında şampiyonluğun mimarı. Hikaye inanılmaz ya. O dönemin başkanlarının da öyle şeyleri vardı değil mi? Alişan da mesela o koçaya filan. Zeyze Okota. Zeyze, what's the time filan diyordu ya. 20-45 filan muhabbeti vardı. Yalnız ben o şeye takıldım ya, o rapı için son çalımı var ya, bayağı saçma aslında yani. Bacak yani arası o, değil mi? Evet, o top bacak arasından geçse gitse, hani adamın ayağına çarpmasa büyük ihtimal yetişemez yani o topa. Çok zor yani. Yani orada şey oldu herhalde, solda kim vardı? Ya Abdullah ya Anderson, görüntüden de tam hatırlayamıyorum da. Ona vermeyeyim dedi herhalde, Anderson olabilir belki hani. Oradan bir şey olmadı da offside da diyeyim. Yani aslında yanlış tercih yaptı bak, ama. Tam yerine sağırdı bak. Serhat herhalde. Serhat da gibi son. Evet. Serhat da bir sulanıyor zaten de. Serhat'a vermeyeyim dedi herhalde o da. Ya şey yaptı. Burada yalnız inanılmaz olaylar oluyor ya. Baksana. Kenneth Anderson bacağı o kadar uzun ki orada topa değdi galiba. Yani Serhat yetişir o topa mesela. Direkt bacak arasından geçse Serhat yetişir. Ya aslında burada olması gereken Serhat'a verecek. O da işte içeride Livio var. Ona kesecek ama işte artık maçta her şey çok... Verkaç bile yapabilirler aslında. Ama artık orada maçta her şey çok sürreal olduğu için bu maçta. Orada hissetti herhalde ya. Bir noktadan sonra da böyle hissiyat yani. Ya 45'te oyuna girip 2 gol atıyorsun. Şampiyonluğu getiriyorsun. Bir de asist. Uçev'de asist yapan o. Kaptan Revivo. Mesela Uçev'den Uçev varken kaptan Revivo. O sene o gün de kaptan. O sene bizim birinci kaptan kimdi acaba? Mustafa Doğan da var. Birinci kaptan o gündü galiba ya. O gün de o yıl geldi zaten Fener'e ya. Nasıl birinci kaptan oluyor? Revivo da o yıl geldi. Zaten o kadar takım yenilendi ki demek ki. Doğru. Baliç sanki biraz daha eskiydi. Yoksa onda mı o sezon almıştı? Bundan 2 sezon önce yani 98-99'da Löw var galiba değil mi? O Löw sezonu. Tabii Metin Diyadi'nin ayağının kırıldığı. O sezon da çok iyidir ya. O sezon da aslında bayağı iyi bir şey takım oyunu oturtmuştu yani. Bir şey vardı. Çok şanssız vermiştik o sene şampiyonluğu. 99-2000'de kim vardı acaba? Zeman vardı. Zeman değil mi? Zeman. 3-4-3. Ya Olare vardı, hatırlar mısın? Süleyman Olare. Böyle sapsarı bir forma vardı. Hep onunla hatırlarım. O sene de sanırım o Galatasaray'ın işte ta geçen yıldan önce Fener'i son yendiği şey olması lazım. 99-2000. Marcio atmıştı. Marcio falan vardı. 2-1 yapmıştı. Emre asist yapmıştı. Ama Zeman o sezonun başında vardı sanırım. Zeman çok uzun kalmadı diye hatırlıyorum. Ulan Sofoğlu falan geçmiş olabilir mi yerine? Evet, Zeman. Sonra o geçti. O da bütün zaten derbileri falan kazanmıştı galiba. Johnson'ın bilitik sezonu falan var. Evet. O Johnson'ın frikikle gol atıp işte Galatasaray'ı Samiyen'de yendiğimiz maçtan sonra şey oluyor. Fatih Terim böyle koridorlarda yürürken nasıl olmuşsa böyle 3-5 tane Fenerbahçeli oraya sızmış böyle. O gün de Fatih Terim'in doğum günüydü böyle. İşte happy birthday Fatih diye şey yapıyorlar böyle. Fatih Terim bakıyor böyle hani anlam da veremiyor. Hani bunlar buraya nasıl girdi, ne yapacağını da bilemiyor falan. Onun görüntüsü de var ya. Zeman da çok kötü. Pendik Spor olayı vardı o sene.
Kafa vuruşu. Aman şu da çok kötü. Topu çıkartıyor Fenerbahçe savunması. Gaziantepspor. Her şey var vallahi. Fatih Tekke vurdu değil mi? Evet, Abdullah galiba. Yok. Yusuf'muş. Yusuf, vay be. Yusuf'tan beklenmeyecek bir hamle yani. Mesela şey de yok. Oyuncu değişikliği, yani hamle oyuncusu da sanırım 45'te tabii değiştirince kaç kişi? Hiç kuşkusuz. Herhalde öyle yaptı. Tamamıyla artık kalan sahalar bizimdir diye. O zaman iki tane mi vardı belki de ya? Üç var mıydı o zaman? Vardı vardı. Vardı değil mi? O kadar şey değil. Yeni vardı vardı. Şu artı bir kaleci bile olabilir o zamanlarda. Yusuf girmiş oyuna. O gün çıkmış. 10. dakikada sakatlanmış. Serhat'la Rapaiç de Ali Güneş de Baliç yerine girmiş. Yedeklerde tanıdık kimse yok. Orhan abi, Kalafat, bak, Erhan. Şu Serkan var. Bir onu biraz. Şu pozisyona baksana ya. Bak şurada Yusuf'un aslında yani tek top vurmaması inanılmaz ya. Şurada neden tek top vurmazsın yani? Serhat mı? Santrafor, evet evet. Bir santrafor şurada tek top vurmalı ya. Ya bence zaten Serhat'ın işte o aslında yeteneksizliğiyle alınabilecek maksimum verimi almışız biz ondan kaç sezon. Hep önemli maçlarda da var biliyorsun. Ya Türk futbolu şey oyuncularla dolu ya, ben onu anlayamıyorum yani. Bir adamın standardı yok yani. Hani ya şey çok beceriksiz ama öyle bir şey yapıyor ki böyle hiç sıradan bir oyuncunun yapamayacağı şeyler yapıyor. Yani böyle o kadar çok oyuncu var ki. Serhat'ı, Tuncay'ı bir sürü oyuncu vardı yani. Yani dediğin gibi şurada gelen topa ayak içiyle vuracaksın. Hiç düşünmeyeceksin bile yani. Artık evet gol... evet. Hiç yani. Gol olmayacaksa hani tek vuruşta gol olmasın yani. Ama orada topu kontrol ettiğin anda savunma basar. Anderson da şöyle vuruşu değil mi? Hep kornerlerde böyle şey. Ya Anderson'un mesela bu maçta hiç skora katkısında olmaması ama içten içe de bütün oraları karıştırması yani. Şeyden önce işte o Rafa için son golünden önce. Orta sahada topu çalıyor. Tabii. 1.93 falan herhalde. 92 falan olması lazım. Kenneth Anderson da 94'te İsveç milli takımında yıldızı parlamıştı değil mi? 94 olması lazım. O zaten o sezon o şey Dünya Kupası'nın sürpriz takımıydı. Değil mi İsveç? Evet. Bulgaristan mıydı yoksa? Bulgaristan İsveç 3-4 maçı oynadılar. Evet, Stoichkov. Kostadinov sonra Fenerbahçe'ye gelecekti. Lechkov Beşiktaş'a geldi. Lechkov da iyi topçuydu yani. Evet evet. İyi bir jenerasyondu ya. Stoichkov zaten Barça'da falan oynuyordu. Zaten herhalde tek jenerasyonlar onların da. Sanki 3-4 oynadılar. İsveç 4-0 yendi galiba, yanlış hatırlamıyorsam. İsveç, Bulgaristan 4-0 yendi, 3. onlar oldu sanki. Kenneth Anderson demişken, sezon gitti galiba o. Muhtemelen de sakatlıklar filan. Sonra da bir türlü onu Oydonk'a kadar bulamadık. Bestastic filan geldi, hatırlarsın. Ya sorma, Bestastic de talihsiz. Ya Fenerbahçe'nin santrafor çilesi içinde bir şey yaparız yani. Pingel. Pingel'in ilk maçta. Dizinin dönmesi filan. İşte Saffet Sancaklı Boliç ikilisi filan. Senin ilk hatırladığın sezon ne mesela? 88-89'u hatırlamazsın herhalde değil mi? Ucundan ya. Yani muhtemelen hatırlamıyorum. Hayal meyal filan. Şeyi hatırlıyorum. Beşiktaş şampiyon olmuştu yine bir. Orada yani o Gordon Bin zamanı herhalde 90'ların başıydı yani. Yani durmadan şampiyon oldukları. Evet, evet. Oralarda geliyordu yavaştan ama artık ciddi ciddi hatırladığım sezon şeydi. 95-96 falan işte. Pereira dönemi. Uçe Hök Kemalettin. Tayfun Erol. Aynen. Aykut Kocaman'ın Trabzon maçı. Rapaiç topu dışarı attı. Evet evet. Ben 88-89'u da hatırlıyorum ya işte 6-7 yaşlarım, 6 yaşındaydım yani. Ama çok ilgili olduğum için 90 Dünya Kupası falan da hatırlıyorum. Yani 88-89'da hani böyle tabii çok oturup böyle maç izlemiyordum ama hani babamla birlikte falan işte böyle Aykut gol atıp duruyordu. O sene çok gol attığımız için böyle habire bir
gol atma şeyi var hafızamda yani. Aykut atıyor işte, Uğran atıyor, Oğuz atıyor filan. 103 gollü zaten. Halen de şey, rekor değil mi? 103 gol. Aynen. Hasan Vezir. Hasan Vezir, evet o. Kupa maçı. Onu da çok iyi hatırlıyorum. Onu bak istediğimi hatırlıyorum. Anaokulundan eve gelip böyle 3-0'dan 4-3. Bu arada evet, 3-0'dan 4-3 böyle iki maç var işte. Biri de bu. Lazetic Arapası. Şimdi Rapayic. Rapayic kaleciyle karşı karşıya. Rapayic. Rapayic. Rapayic gole gidiyor. Rapayic ondan. Kötü kaçırmış. Of. Burada cıvıtmış biraz işte. Pas mı vereyim bu saatten sonra der gibi. Aynen aynen. Maçı çevirmişim, almışım zaten diyor. Bu arada Lazetic acayip akıllı işler yapıyormuş ya. Değil mi? Şu pas da iyi mesela. Evet evet. Mesela bak, resmen şey, adam hatasız oynadı yani. Bayağı dinamo. Bir yan hakeme döner misin? Murat Aydınus'a benzettim de. Değildir herhalde. Offside de yok burada. Hakikaten benziyor ya ama yan hakemle hakem switch edilemiyor diye biliyorum ya. Ya yan hakem oluyorsun ya hakem oluyorsun. Yo olan var ya. Hatırlıyorum, hatta Alper Ulusoy mu? Bir tanesi yan hakemlikten geliyor diye biliyorum ama. Bu arada zaten başta da yan hakem oluyorsun galiba. Sonradan orta hakem oluyorsun. Alt amatörlerde yani. Böyle çok alt kümelerde şey yapıyorsun da, o oluyor da hani bir noktadan sonra... He. Evet. Zannetmiyorum işte birinci şey ana hakemle dördüncü hakem işte şey oluyor. Yan hakemler hep yan hakem oluyor yani. Belli bir klasmandan sonra. Ya muhtemelen orada artık değişmiyordur da. Ama yetişene kadar yani üstlere çıkana kadar hani hepsini şey yapmak için, deneyimlemek için herhalde hepsini yaptırıyorlarmış. Maçı da 45 dakika ilk defa izledim herhalde şeyden sonra, canlı izledikten sonra. Evet evet ya, ben bütün gollere baktıktan sonra bunu da buldum. Böyle ikinci yarı full amtu.com vardı o zaman. Tabii ben acayip oradan çıkmazdım ya. Forumu falan vardı. Tabii tabii. Şey ya daha bak ne zamana kadar, 2014'e kadar falan hala ciddi yazıyordum ben de, sonradan artık Twitter falan şey olunca yani durmadan forma gir falan olmadı. Koptu gitti ama yani ilk girdiğimiz yer orasıydı. Ben her ekşi sözlükte, haberi olmadı. Ekşi Sözlük'te bayağı bir mücadele verdim böyle işte, her maç başlıkları olur ya. Yine klasik işte böyle hakem yorumları, böyle hep geçmişle ilgili yorumlar işte, yok sizde böyle olmuştu, sizde şöyle olmuştu, şu haftada şuna şu penaltıyı vermişlerdi falan. Artık zaten pozisyon başlık açılıyor biliyorsun işte. Atıyorum. Aynen. 24 Ocak 2021 Fenerbahçe'ye verilen penaltı falan gibi. Tabii tabii. Verilen taç falan. Evet evet. Bence ben şuna inanıyorum. Şey olmalı yani, bence hakem artık fiziksel hakem olayı kalkmalı yani. Tamamen var yani, virtual'la dönmeli bence. Yani böyle şey gibi. Hiç ortada hakem yok, bir düdük çalacak tamam mı böyle? Hani yukarıdan böyle Allah sanki yönetiyormuş gibi. Ya bir şey diyeyim mi, ona da karışıyor, onu da bozarız ha, ben sana söyleyeyim yani. Nasıl bozacağız onu, nasıl olacak? Ya oradaki karar veren hakemler üzerinden de algı falan yapılır yani. İşte hacklemişler bilmem ne falan kadar. Aynen öyle. Ama yani ben şuna inanıyorum abi, yani bir noktada şimdi düdük çalacak ve itiraz edebileceğin hiçbir merci yok ki o esnada. Yani ne yapacaksın, hani kameraya dönüp böyle şey mi yapacaksın yani, hani sanal hakeme oradan küfür mü edeceksin falan. Bence hiç şey olmaz ya. Tartışma bir noktadan sonra böyle şüphesiz göklerden gelen bir karar vardır diye herkes böyle kanıksar geçer ya. Yusuf yaptı hareketini ama serbest vuruş. Şeye de alışır insanlar. Mesela oyun devam edecek tamam mı? Şimdi teknolojiler de gelişti ya, yani hemen 2-3 saniye içerisinde yakın planda bütün pozisyonları görebilirler. Düdük gelene kadar oyun devam edecek. Hemen hızlıca çözecekler pozisyonu. Zaten abi şey yani dikkatli bir göz, hani maç seyretmeye çok alışık bir göz.
maçı şöyle ana plandan izlerken bile pozisyonların büyük çoğunluğunu zaten çözebiliyoruz yani bence. Ben %90'ını doğru çözebildiğimi düşünüyorum yani. Offside'leri bile görüyoruz yani çoğu zaman. Ya hissediyorsun da artık o kadar çok tabii takip ettiğimiz için. Ha mesela bak şu an ben şeyi yadırgadım burada. Offside çalıyor, direkt oyun duruyor ya. Şu an artık eski yıllardır süre gelen sistemden koptuğumuz için eskisini yadırgıyoruz. Yani şu an normal, yani iyice kanıksamışız gibi. Ben şu yeni dönemde çok maç izlemediğim için herhalde ben şey yapamadım, yadırgamadım yani. O kadar ya, içselleştirmemişim. Yok, durduramıyorlar. Bugün bir maçta oldu hatta öğlen. Sanırım Konya-Antalya maçı. Hakem direkt offside kaldırdı. Normalde oynatması gerekiyor. O da 5 sene geriye gitti herhalde kafası bir anda. Aynen ve pozisyon offside değil bu arada. Sonra tekrar da şöyle ufak bir gösterdi mesela. Yani hani büyük hata aslında. Yani artık öyle bir alışmışız ki durunca ben şaşırdım, ne oldu falan dedim yani. Ya hakikaten hatalıymış. Keş. Vallahi teşekkürler. Çok güzel oldu. Aynen. Bir sonraki konsepti belirler. Gene yaparız. Aynen. Tamam. Görüşmek üzere. Görüşürüz.